Merhaba arkadaşlar, oyundan şafak abisi. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle okul sınavında sorulan sorulara doğru cevabı bilmeyip sırf boşluğa kalmasın diye mazi olarak doldurulan 15 tane cevabı inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani şimdi sınava girdik ve sınavda sorulan sorunun cevabını bilmiyoruz. Ve sırf boşluğa kalmasın diye ben çok genellik yaptım. Genelde çok yaparım. Sınavda sırf boşluğa kalmasın diye doldururum. Belki tutar diye ama tutmayacağım. Bildiğim için geldim, mazi olarak doldururum. Ve şimdi böyle yapan 15 tane sivri zeki arkadaşımı inceliyoruz. Birinci olarak arkadaşlar, sorulan soru cahiliye döneminde özellikleri nelerdir? Ve arkadaşımızın masumca verdiği cevap şişmanların zayıf ezmesi. Gördüğünüz gibi asla ve asla zenginle fakiri ezmiyordu. Bu bir yalan arkadaşlar. Bu size uydurulmuş bir yalan. Asıl gerçeği şişmanlar zayıfları ezmesi. Şişman olursanız güçlü olursunuz. Dert bu. Zayıf olmayacaksınız sadece. İnce olmayacaksınız. Şişman olacaksınız. Olmak ya da olmamak. Tek şey bu. Arkadaşlar yuh tabi o kadar para mı olur? Öyle gördüğünüz gibi İngilizce bir şey yazıyor. Alexis işte 19.80 senti duyunca yuh diyor, çok pahalı diye o kadar olmaz diyor. Gerçekten İngilizce seviyorum bu kadar arkadaşlar. İngilizce bilmeyince ben. Bu diğer arkadaşlar, bu da coğrafya sorusu. Fön rüzgarları şekil çizerek açıklayınız. Cidden. Fön rüzgarları arkadaşlar 9. sınıfta coğrafya dersinde ben de gördüm ve kesinlikle böyle bir şey. 9. sınıfta size gösterilen harita üzerinde böyle sağdan soldan gösterilen rüzgarlar okuyarak, bunların hepsi yalan arkadaşlar. Asıl fön rüzgarları fönümle saçımıza tuttuğu rüzgarlardı arkadaşlar. Bunu da yazmayı unutmayın. Küçük bir not yazın arkadaşlar hocalara, siz bilmiyorsunuz fön rüzgarları budur diye. Çünkü kesinlikle bu. Mantık çerçevesinde doğru cevap verilmiş ama yazılıya göre nasıl cevap vermiş bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü sorudan sonra diyor ki evinizin sağında solun dönün arkasında ne var? Cidden apartman var arkadaşlar. Yani artık dünya düzenleri değişik, her yerde apartmanlar dikiliyor. Ve çocuğun üzgünüm ama cidden buna üzülüyorum. Çünkü evimizin her tarafında apartmanlar ve ben bunu hiç olumlu bir şey olarak düşünmüyorum. Çünkü güzel bir yanı olmuyor. Apartmanları pek sevmiyorum. Matematik sorusunda güzel mazum mu kardeşimizin vermiş olduğu cevap 8674 ve 586 sayısını işte geri topladı. İpek yaptığı hata nedir? Siz de tekrardan yapınız diyor. Çocuk topluyor ve bu cevap 9260 ve çocuğun yazdığı not. İpek kafaymış valla. Cidden masum olunca böyle oluyor. 14.000 9.000'lerde İpek cidden kafayı yemiş arkadaşlar. Matematikle aramdaki ilişki o kadar net olarak açıklayan bir şey ki. Bildiğiniz bu böyle sözel veya dilciler için şey olmuş arkadaşlar. İşte kosinüste şu sin olması lazım. İsini yazıyor ama sinüs olması lazım. Toplayın dediği zaman çocuk yapmaya çalışmış. Yapamayınca anlayınca yazdığı resimli olarak bir not. Matematik Hristiyan, ben cami, kimya, fizik, biyoloji diye Yahudi arkadaşlar cidden o kadar net, bu kadar mükemmel açıklama, bu kadar aramda ilişki var yani. İlişkim bu kadar dediğinde net açıklıyor arkadaşlar. Tarih sorusuna geldiğimiz zaman yine 9. sınıf, yine 9. sınıf arkadaşlar coşmuş. Gördüğüme göre full 9. sınıf mazisi tarih. 8'den çıkıp bir rahatlama olduğu için 9'lar böyle bir yürek yiyor. Lidyaların zengin bir uygarlık olmasına rağmen kısa sürede yıkılması nedeni nedir? Çocuğum ayrıca parayı çarçur harcamışlardır. Evet. Asla Lidyalar gelişmediği için veya diğer uygarlıklar daha iyi geliştiği için değil arkadaşlar. Asıl cevap paraları barda, karada, kızda, içkide harcadıkları için. Tek şey bu. O zamanlar bar vardı tabi, Türkiye barları falan olduğu için bütün Lidyalar oraya gidiyordu. Tek şey var arkadaşlar. Yine bir tarih sorusundan geldiği zaman Sovyet Rusya'nın açılımını yazınız dediğinde çok sivri zekalı bir kardeşim çok mükemmel bir cevabı, seni seviyorum canım benim. Acaba bunu hocam yazdı bilmiyorum. Veya sırf boş yere kalmasın diye mi olsa hocaya partene aşık mı bilmiyorum ama gerçekten bu olmadı kesin yani. Çünkü bu Rusya, bir ülkenin açılımı seni seviyorum canım bir tanem olamaz ki Rusya gibi bir şey. Şimdi diğer bir soru arkadaşlar, Trabzon'la ilgili. Trabzon şimdi birazdan göreceksiniz. Aşağıdaki ve ilgili kodları hangi ülkeye ait olduğunu yazınız. İşte Fransa, Japonya, Türk, TR, Trabzon arkadaşlar. Biliyorsunuz Trabzon ayrı bir ülke oldu ve bildiğiniz gibi Adana da ayrı bir gezegen oldu arkadaşlar. Hatta bilmiyorsanız genel kültür olarak söylüyorum, dünyaya en yakın gezegen Adana olarak seçildi. Çünkü çok yanıyor. 60-52 derece, 55 dereceye kadar gezegendeyiz arkadaşlar. Ben de olmak üzere Adana gezegeni, yazın gelmenizi asla önermiyorum. Yine bir üniversite gitmiş bir abim mi diyeyim artık, abim diyeyim. Altında
Yazda küçük bir not. Demek ki neymiş? Geçtiğiniz dersi yükseltmek için büte girmeyecek misiniz? Burada sana çok teşekkür ederim. Demek ki üniversiteye geçtiysek büte girmeyeceğiz arkadaşlar. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Ve İngilizce, benim İngilizcem çok kötüydü arkadaşlar. 9. sınıfta hoca yazdığı sınavında, işte İngilizce sınavında yazıldı. Altına not olarak "Hocam lütfen not veriniz. Hiçbir şey bilmiyorum" yazmıştım. Hoca da bunu sınıfı içinde okutmuştu. Gerçekten çok utanmıştım o zaman. "Hocam İngilizce'de hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen birazcık fazla puan verir misiniz?" demiştim. Geçtim 9. sınıf arkadaşlar. Bayağı ayrı bir dünya arkadaşlar. 9. sınıfa gidince görürsünüz. Yine bir din sorusu. İslam'ın temel kaynakları hayvancılık ve tarım. Buna yorum yapamayacağım çünkü böyle değil. Temel kaynakları tabii ki bu değil. İnanç, namaz olduğu için bunu es geçiyorum arkadaşlar. Çünkü ne olur ne olmaz din. Din konuda öyle bir şey yapamam. Yine bir din sorusu arkadaşlar. Eğer o soru bilmiyorum soruyu ama cevap Müslümanların işleri ilk yer ve halı silmekle başlar. Evet, Müslüman olacaksanız ilk yer ve halı sileceksiniz. Bunu yaptınız mı Müslüman olarak kabul ediliyor musunuz cevaba göre. Ben demiyorum, cevap diyor. Sanat ne içindir? Bakalım sanat ne içindir? İş yerinizde etik değerlendirilere uygun çalışma ortamının gerçekleşmesinin temel koşullarının 3 tanesini yazınız. Sanatın tanımını yapınız. Tarihten kalmıştırı günümüzdeki insanlara sevdirmek için yapılan iştir. Evet, sanat sadece geçmişte sıkıcı olan şeyleri günümüzde güzelmiş gibi göstermesi arkadaşlar. Yoksa sanat hiçbir şey değil. Diğer bir İngilizce sorusu. Gördüğünüz gibi İngilizce aram bu kadar. Benim 9. sınıftaki İngilizcem bu kadar arkadaşlar. İşte isimlerini soruyor. Bülbül, Döpek, Döpek olarak ayrıldım ben. Döpek ve Cedi. Yani cat, dog size yan veya bu da böyle size gösterilen arkadaşlar. Cat, dog hepsi yanlış. Bunlar size sadece, bunlar hepsi Fatma kanalı arkadaşlar. Asıl gerçeği şu gördüğünüz kuş. Bülbül, bütün kuşlar bülbül diye geçiyor. Döpek, unutmayın bak köpek değil. Döpek, İngilizce Döpek ve Cedi. Bu kadar arkadaşlar. Diğer bir arkadaşlar, şerefsizliğin kavramı nedir? Bakalım şerefsizlik neymiş? Şerefsizlik çok ayıp bir şeydir. Genelde erkekler yapar. Özellikle erkekler yapıyormuş genelde. Bazı iki sevginin arasını bozmaya çalışan kızlar da yapar. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe konuk ettiği programlarda "Veremem, verirsem şerefsizim" diyerek olayı özetlemiştir. Olay bu kadar. Vermemek. Verirsen şerefsiz oluyoruz arkadaşlar. Bir tane bonus var. Okula nereye gidiyorsun? Formülayla. Özür tülü. Affedersin. Özürüm var mı diyeceğini affedersin demiş. Buna yorum yok. Neyse arkadaşlar, daha fazla biliyorsanız like atmayı ve yorumları belirtmeyi unutmayın. Abone değilseniz hemen abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bay bay.